Osmanlı'dan beri hep söyleniyor. Selam verdim, rüşvet değildi, almadılar. Şimdi de söyleniyor. Alt kademeden başlayan il, ilçe başkanlıklarından tutup yukarıya doğru giden bir süreç var. Bana dediler ki filanca yerden veya bir belediye başkanından yazı getirir misin? Niye getireyim dedim. Ben o tuvaletleri yıkamak istiyorsam sen de bana yıkattır. Kamu kuruluşlarının en önemli kuralı liyakat. Bizim ülkemizde ne kadar uygulanıyor? İnsanlar işe girecekken referans mı gösteriyor yoksa selam mı gönderiyor? Biz de Kayseri halkına DAF Sokaklı ekibi olarak sorduk. Düşünün, mezunluğun mukadasından her şey torpil. Torpilsiz bir şey yok. Nasıl dönüyor peki torpil? Torpil adamın olacak, dayın olacak, işin yürüyecek. Şahit oldunuz mu daha önce peki? Şahit olduk, benim oğlanlar mesela torpil olmadan işe giremedi. Torpil olmadan atama olmuyor. Kendi gücüyle, kendi kazancıyla. Vallahi Türkiye'nin alışkanlığıdır yani, mümkündür. Türkiye genelinde mi torpili var? Tarihi tez yani. Ben 76 yaşındayım. Çocukluğumdan öyle gördüm. Mümkündür yani. Nasıl dönüyor peki? Nasıl dönüyor derken? Kim tarafından oluyor genelde torpil? Genelde oradaki bence memurlar bu. Bunda şeyin yukarıdakilerin bir haberi yok gibi mi geliyor? Daha önce şahit oldunuz mu peki? Yok ama düşünüyorum öyle. Öyle olduğunu tahmin ediyorum. Evet, düşünüyorum. Nasıl dönüyor peki bu? Bilemiyorum. Daha önce şahit oldunuz mu? Yok, şahit olmadım ama öyle düşünüyorum yani. Adam olan giriyor. Düşünüyorum. Nasıl dönüyor peki torpil? Valla siyasileriyle bu alt kademeden başlayan il, ilçe başkanlıklarından tutup yukarıya doğru giden bir süreç var. Bunu da kimse yok diyemez, ben de yok demiyorum, var. Daha önce şahit oldunuz mu peki? Var, olduklarım da var. Tamam, teşekkürler. Yok. Düşünmüyor musunuz? Yok. Çünkü bu şey KPSS'den bilinen imtihanlar onu daha başarılı şey yapıyor yani, daha seçici. Öyle torpil morpil Osmanlı'dan beri hep söyleniyor. Selam verdim, rüşvet değildi, almadılar. Şimdi de söyleniyor. Bizim ülkemizin insanı devletini, milletini, devleti için çalışanları sevmiyor. Yanlışlık burada. Yani sevmemiz lazım. Hepsine iftira edilmiş. 25 başbakan gelmiş, iftira edilmiş. 12 cumhurbaşkanı gelmiş, iftira edilmiş. Yani burada bizim değil. Bu halkı böyle yönlendirenlerin dış kaynakların suçları var. Düşünüyorum. Nasıl bir torpil dönüyor? Yani şimdi söylesem olmaz bence yani. Bilmiyorum. Düşünüyorum tabii. Nasıl dönüyor torpil? Yukarıdan. Milletvekillerinden yani yukarıdan. Hiç şahit oldunuz mu peki? Tabii. Dur bakayım. 98'de Araştırma Hastanesi'nin temizlik şirketine girdiğimde bana dediler ki filanca yerden veya bir belediye başkanından yazı getirir misin? Niye getireyim dedim. Ben o tuvaletleri yıkamak istiyorsam sen de bana yıkattır. Ben büyük bir şey mi kazandım? Sınav mı kazandım? Büyük bir devlet memuru mu oluyorum da dedim. Ben torpil arayacağım dedim. Ben de bunu söyledim onlara ve girdim de işe. Evet, kesinlikle var. Nasıl dönüyor peki? Ya biz bu kadar okuyoruz, ediyoruz. Hiçbir şey, yani okumamızın hiçbir anlamı yok. Torpille herkes giriyor. Herkes şey yapıyor. Ülkenin durumu hal değil. Daha önce şahit oldun mu peki? Şahit oldum. Çoğu defa şahit oldum. Ya giriyorlar yani. Her yerde torpil var. Bizim okumamız hiçbir anlam ifade etmiyor.